İyi akşamlar arkadaşlar. 11 Mart akşamından İstanbul İki Teli'den Takıyüddin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed, her geçen gün kanal olarak ve şahıs olarak bizler de yeni rekorlar kırıyoruz. Kendimizi aşmaya devam ediyoruz. Süper, mükemmel bir matematik dersi yapacağız. Yani şu ana kadar Türkiye'deki sosyal medya platformu olan YouTube'da ben görmedim bu şekilde. Amerikalı bir arkadaştan aldım. Black Pen mi ismi var. Ama onun metodundan daha güzel bir çözümleme yaptım. Farklı ve daha güzel. Onun metodu da güzel. Ama bizimki bir tık daha kısa ve daha güzel. Şimdi Muhammed, hususi olarak her istediğim yoldan çözebilirdim. Ama istediğim yoldan çözebilirim diye artistlik yapmayın. Her yoldan çözemiyoruz. Her yoldan çözülmüyor. Bu hususi olarak Feynman integrasyon metoduyla çözüyoruz. Feynman integrasyon metodu nedir? Bir integralden faydalanırken neyi kullanıyoruz aparat olarak? Türevi kullanıyoruz. Şimdi şurayı silelim. Burayı sildik. Önce bir dönüşüm yapmak istiyorum. Kendime alıştığım şekle gelsin istiyorum. Nasıl bir dönüşüm yapalım? Beyler, ln x'e ne diyelim? U dönüşümü yapıyorum. Tamam. O zaman her tarafın türevini alırsam ne olur Muhammed? Ln x'in türevi, bizim oflu Halil Beyler inatla bir diyorlardı. Neydi ln x'in türevi? Dx bölü x'tir. Bunun türevi, u'nun türevi de du'dur. O zaman dx'i buradan bir yalnız bırak. Çünkü dx bana lazım olacak. Eşittir x çarpı du. Bir taraf x'li istiyorum, bir taraf u'lu istiyorum. Ama burada bir x var. Şimdi ln x eşittir u ise, Muhammed, ln x eşittir u ise, e üzeri u da eşittir x'e. Bak, bunun e tabanı değil mi? Tabanın üstüne u geliyor, x karşıya ln kalktı. Gördük mü? O zaman hocam, senin dx'in x gördüğün yere e üzeri u du olur. Tamam mıyız Muhammed? Burada bir nokta daha var. Şöyle sınırları da. Şimdi ln x nereden nereydi Muhammed? Sıfırdan bire. Ln 1 olması için neyin ln'i 1'dir? X ne olursa 1'dir. X 1 olursa ln ne olur? 0 olur. X 1'de ln 0 olur. O zaman burası 0. Peki x 0 için, x 0 için bu ifade ne olur? Ln 0 eksi sonsuz. Tamam. Şimdi bu bilgiler ışığı altında integralimizi tekrardan yazalım. Yazıyoruz. Eksi sonsuzdan sıfıra sinüs ln x'e u demiştik, değil mi? Bölü ln x'e u demiştik çarpı dx e üzeri u du. İşte bizim ifademiz budur Muhammed. Şimdi benim niyetim ne? Bu paydadaki u'dan kurtulmak istiyorum. Bu benim integralim. U integralim, tamam? Bu paydadaki u'dan kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulabilirim Muhammed? Bir işlem yapsam, bir şey yapsam da üst tarafa u çarpım olarak gelse. Buraya bir çarpım u gelse de ben bunlardan kurtulsam. O zaman bu ifadeye ulaşabilmem için yollarından bir tanesi Muhammed, şu ifadenin daha geniş kapsamlısı olan ia eşittir diyorum. Ia eşittir. Eksi sonsuzdan sıfıra sinüs u bölü u çarpı e üzeri a u d u diyorum. Bakayım ben bu denklemin çözümünde. Bunu da yapabilirim ama işlemlerde ne yapmışım ben biliyor musun? Öğrencilere bir tık daha kolaylık olsun diye ilk çözümünde normal artı a kabul ettim. Şimdiki çözümde de şurayı eksi a kabul ediyorum. Tamam. I'yı gördük mü Muhammed? Bu. O zaman her tarafı a'ya göre türev alalım. O zaman a'ya göre türev aldığımda Muhammed Efendi, ia'nın türevi.
eşittir. Eksi sonsuzdan sıfıra, x'e göre değil. Yani pardon, burada artık x yok, u'lar var. U'ya göre değil, a'ya göre türev. O zaman a'ya göre türevde sinüs u sabittir Muhammed. Bölün. A'ya göre türevde u da sabittir Muhammed. Kim var? Şunun a'ya göre türevi. Bu sefer hani x gibi düşün a'yı. Bunun türevi bir kere eksponansiyel ifadeki aynen kendisi gelecek. Çarpı bu çarpanın türevi a'ya göre. O zaman eksi u olarak buraya gelecek. Tamam mıyız? O zaman şimdi istediğimiz oldu Muhammed. Bunlar gitti. Senin I integralin önünde de bir eksilik var. Unutmayalım, şu eksiği kaldıralım. Tamam mıyız? Evet. İstediğimiz sonuca ulaştık. Bizim için önemli bir nokta. Ama bak Muhammed, hastayım bu matematik metotlarına. Yakıt alalım değil mi? Şimdi o zaman ben diğer kısımları bir sileyim ben. Sorunun orijinalini sileyim mi? Yok. Şunu da kalsın istiyorum. Bunu da alta sıkıştıralım. Ha, bak buna dikkat edersen Muhammed. Ha bundan kurtulduk. Neyse kalsın. Yan tahtayı bana verir misin? Arkandan yan tahtayı ver. Ver. O yan tahtayı alalım çünkü. Yavaş Muhammed. Oha Muhammed. Afını yıktın Muhammed. I eşittir Muhammed. Neydi bak bu? Şunu yan tahtaya alalım. Eksi sonsuzdan sıfıra. Sinüs u, e üzeri u, b u. Ona da gerek kalmadı. Sinüs u, e üzeri u, d u. Bu. Bu integral. Şimdi şunu alalım. I üssü a. Sildiğim zaman en azından şey olsun. Eksi sonsuzdan sıfıra. Sinüs u, e üzeri eksi a, u, d, u. Doğru mu? Bu mu? Eksiğim yanlışım var mı? Yok. Şimdi tahtamı silip kendime rahat bir yer açayım. Öbür türlü işlemler uzayacak. Şimdi sil. Sildim. Geçtik. Şimdi Muhammed Efendi. Biz Euler açılımının bir ifadesini biliyoruz. Hatırlayalım. Euler açılımı neydi? E üzeri i x'in açılımı kosinüs x artı i sinüs x'ti. Doğru mu? Evet. E üzeri eksi i x'in açılımı neydi? Kosinüs x eksi i sinüs x'ti. Doğru mu? Şimdi ben sinüs u'yu kaldırıp onun yerine ne yazayım Muhammed? İki şeyi yazabilirim. Ya e üzeri ix yazıp veyahut da e üzeri eksi ix yazabilirim. Bu iki şartın da integrali bozmadan eşit olması için önüne ne diyeceğim? Bu denklemin sonucunda bulduğun sonucun bu reel kısmıdır Muhammed. Bu kompleks kısmıdır. Biz sinüste isek reel kısmını mı alacağız, kompleks kısmını mı alacağız? Dolayısıyla biz bu integralin hangisini kullanırsak kullanalım, imajiner kısmını alacağız. Ben videonun sonunda notlarımı göstereceğim için ve notlarıma bağlı kalayım. Burada tutmuşum bu soruda bu kez eksi ix'i yazmışım. O zaman bu ifadeyi bu Euler açılımından faydalanarak tekrardan yukarıya yerine yazalım. I üssü a eşittir. Eksi vardı. İstesem sınırları taklattırabilirim ha. O eksikten kurtulup. Eksi sonsuzdan sıfıra. Sinüs u yerine e üzeri eksi i x çarpı e üzeri a u eksi. Doğru mu abi? Ha. Yalnız hemen diyoruz ki hocam senin x'in değil artık senin neyin var burada? U'un var. Ops. Senin x yerine neyin var? U'un var. Burada değişken u. E üzeri a u. Bir de şurada d u vardı. D u'yu yemişiz. Şurada d u'muzu unutmayalım. D u var. Tamam mıyız Muhammed Efendi? İstersen şunu yapabilirsin. Yani integrali sınırdan taklattırabiliriz ama bakalım dursun. Ben yine çaydan alayım ya. Yakıtsız olmuyor.
Peki Muhammed, tabanlar aynıysa üstleri nasıl yapabiliyorduk biz? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yine integral aynısını tekrar yazmayalım. E üzeri u parantezinde, hatta biz bunu eksi u da mı? I artı 1 eksi du dedim Muhammed. A'yı ne yaptık Muhammed? Yedik. Bir değil. Uydurma hocam. Uydurma hocam. Sonucu evet şu A. Tamam mıyız? Eksi I U burada. Eksi A U burada. Tamam mıyız? Evet. Şimdi Muhammed ben artık bunun integralini alabilirim. Her şey müsait. Bir dakika kafada bir eksilik var. Yemeyelim bu eksiliği. Şimdi artık bunun integralini alırsam neye göre integre ediyorum ben şimdi bunu? U'ya göre integre ediyorum. A'ya göre türev aldım. U'ya göre integre ediyorum. O zaman ben bunu integralini alırsam Muhammed, o zaman I A olur değil mi? Türev integral birbirini kaldırır. Evet. I A. Neye eşitmiş bakalım. Üstsel ifade aynen çıkar. I artı A. Önünde eksi U çıkar. Türev alırken öne çarpım olan gelen ifade integralde çarpım değil neye dönüşür? Eksi i artı a'ya payda olarak gider. Bölü gelir değil mi? Hocam şurada bir eksilik var aman bunu yemeyelim. Dolayısıyla Muhammed dikkat ediyor musun? İki eksi ne yaptı? Birbirini lağvetti. Ben burada niye eksi seçtim? Hani o öğrenci arkadaşlar şunu şöyle yazar. Pardon. 1 bölü A artı İ. Tam toplamanın komutasyon üzerine yararlandım. 1 bölü bu bunu ben ne yapayım? Aşağıya alabilirim. Alayım mı aşağıya? İ artı A eksi 1 aşağı gelir. Artı 1 olur değil mi? U oldu. Tamam mıyız? Şimdi silelim. Silelim, silelim, sildik, sildik, sildik. Veya hadi biraz şöyle yapalım. Yerden de kazanmak için tekrar şu eksiler artı yaptı birbirini götürmüştü. Doğru mu? Burayı kullanalım. Şurada yerden kazanalım. Şurayı da kullanalım. Yerden kazanalım. Tamam. Hocam sen integralini aldın. I'yi buldun. Doğru mu? Bulduk. E sınırları koymadık daha. Nereye bulduk? Sıfırdan. Pardon. Düzelt. Eksi sonsuzdan sıfıra. Doğru mu integralin sınırları? U yerine ilk şu zaten sabit. Bunu bir dışarı alayım ben. Pardon bunu buraya koyacaksam eşittir. Buraya gelir. 1 bölü A artı İ dışarıda. Şimdi buraya yazıyorum. U yerine önce 0 koyuyorum. 0 çarpı bu 0. E üzeri 0. E üzeri eksi 0. E üzeri 0'dır. Var mı itirazın? Yok. Öyle bir şey. Eksi. Eksi. Alt sınır. Nedir? Bu sefer U yerine ne yazıyorum Muhammed? Ne yazıyorum ben? Sonsuz. Doğru mu? Eksi sonsuz. Eksi sonsuz. Burada da sonsuzum var. Bir bölü gelecek buraya. Bir bölü gelmesi lazım. Bir tane, bir dakika bir şey kaçırmayayım. Ha takla attırmışım ben. İşaret, işlem içerisinde takla attırdığım işlemini kaçırmışım. O yüzden ben tekrar notuma burada bir takla attırma yemişiz. Burada bir yerde bir hatalı işlem yapmışız. Oraya bakalım. Düzeltmesini şuradan hatırlatın. Şöyle olacak. 1 bölü e üzeri sonsuz olacak. Tamam? Eksi sonsuz aşağıya geliyor. Hani şöyle değil. Ya Muhammed eksi sonsuz çarpı eksi sonsuz artı sonsuz yapmıyor. Eksi ile eksi sonsuz değil. Bu eksi sonsuz hepsini yuttu. Eksi sonsuz zaten. Bunu aşağı almam lazım. Şimdi e üzeri sonsuz nedir Muhammed? E üzeri sonsuzun kendisi zaten sonsuzdur. 1 bölü sonsuz da nedir? Sıfırdır. E üzeri sıfır da 1'dir. O zaman senin I A integralin I A integralin 1 bölü A artı I olarak çıktı. Doğru mu? Bir dakika.
I-A'yı, I-A'yı U'ya göre integre edip de I üssü A'yı U'ya göre integre edip de Muhammed I-A bulmak büyük bir devrim olur. Tam öyle bir devrim yok. Hocam ne diyorsun sen? I-A'yı A'ya göre integre edersen I-A çıkar. Sen U'ya göre integre ettin. Burası da dokun, buralara dokunmayacaktı. Evet, buradan bunu da görüyoruz. Kaçırmıyor bak. Tamam. Ne dedik? U'ya göre integre ederken I-A I türev A I-A olmaz. Kendi kalemize attığımız gollerden birisi. Sonucu gördük mü Muhammed? Gördük. Gördük. Buradan I-A'ya nasıl ulaşabilirim? Buradan I-A'ya her tarafı integre edeceğim DA'ya göre. Şimdi I-A, I türev A, I-A olarak çıkabilir. Eşittir. Bunu da yüksek yüksek matematikten biliyoruz ki bir bölüm olduğu için 1 bölü ln mutlak değer A artı I'dir artı bir integrasyon sabiti Muhammed. İşte nasıl elbisem kırmızılı mırmızılı kapşonlu nasıl? Şey, urbam, yeni urbam nasıl? Senin eski urban, benim yeni urbam nasıl? Hayırlı olsun. Elbisenin Türkçedeki karşılıkları bulmacada soruyorlar. Neler geliyor aklına? Elbise, giysi, kıyafet. Bizim köyde ne derler? Ve Anadolu'nun büyük bir kısmında. Kendime üst baş aldım. Ne diyor Muhammed? Derinliğinde ne var? Kendimi adam ettim. Aslında Türk dilinin çok güzel bir şeyi var. Eskiden insanlar iki el parça elbise giyer. Üst yekpare. Bugün Irak'tan, Suriye'den gelen Türkmenlere bak. Erkek kadın nasıl? Yekpare, üst, bir de baş örtü. İki parça elbiseden bahsediyor aslında. Neyse, bu kadar Türkçe yeter. Kültür, mantar olup şimdi silelim. Bulduk mu abi? 17 dakika. Güzel. Muhammed, bu ders yok Türkiye'de. Yok. Böyle bir ders yok. Yalnız o notlarımı göstereceğim. Şimdi sonunda unutturma bana. Bir eksilik boru yemişiz. Şimdi I-A'yı ne bulduk Muhammed Efendi? Bu. Hocam yemişim I-A'yı. Biz sana I-A'yı mı sorduk? Neyi sordular Muhammed bize? A'nın özel bir değerini sordular. Bak A yerine burada A var mı Muhammed? Burada A var mı? Burada A var mı? Yok. Bana bunu I-A'ya bağlı hale getirmek istiyor isen, değil mi? Böyle. A yerine kaç koyarsam I-A burada yok olur. A'nın bir değeri benim sorum olan integrale gider. Değil mi? A yerine 1 koyarsan etkisiz olur. Bizim bu dönüşümümüz neyi vermişti? Bunu vermişti. He hocam, bizim sorulan integralimiz I1 değeri. A yerine 1 koyduğumuzdaki değer. A yerine 1 koyarsan bu integralin sonucu ln 1 artı I mutlak artıcı. Şimdi arkadaşlar, one minute. Muhammed, burada soru bitmiştir ha. Burada bitti. Ne diyeyim? Fin. Direkt fin. Bir iyi fazla mı yapıştırdık? Şimdi burada soru bitti. Sen bunu yaptığın zaman Muhammed integrali çözdün. Hoca sana seve seve puan verecek. Ha, 10 tam puan veya artık kaçsa 100 tam puanı vermeyebilir. Burası bitimdir. Ama bunu daha mükemmelleştiriyorlar. Şıklı soru, seçenekli sorular gelirse 4 soru sorarlar. Diyelim üniversitenin vizesi veya finalinde veya çok seçkin öğrenciler üst düzey liselerde olabilir. İşte ne bileyim Galatasaray Lisesi, son sınıfları gibi özel liselerin mühendislikle ilgili çok iyi sayısalcılar da olabilir. 4 soru sorar, 25 puandan o zaman yapabilir. Şimdi şu ifadeye Muhammed, şu 1 artı i'den ben şu kullanmaya başladım. Ben bu 1 artı i'ye şuna ben bak k diyorum. O zaman ln
1 artı i eşit midir k'ya Muhammed? Eşittir. Taban değiştirirsen sen görüyorsun ki e üzeri k, doğru mu? E üzeri k 1 artı i. 1 artı i. Ulan bu bana bir şeyler huylandırıyor Muhammed. Keşke şu 1 artı i birim çember üzerinde olsa. Değil mi? Birim çember üzerinde olsaydı keşke dedemin sakalları olsun. Ne, değil mi? O zaman ne olurdu? Biz de şık torunu olurduk herhalde. Şimdi Muhammed, birim çember üzerinde olsa olması demek x'in karesiyle y'nin kareleri toplamı neyi vermesi lazım Muhammed? 1'i. Bu ne veriyor? 1 artı i. 1 artı 1 çarpı i. Öğler açılımına git. Öğler açılımı hatırla. Ulan 1 artı 1. Bunun öndeki katsayısı 1. Yani çünkü bu i y eksenine tekabül ediyor. Sayı olan reel eksene tekabül ediyor. Keşke ben de bir tane ne olsaydı? 2 olsa. 2'yi götürecek. Şimdi 1'in karesi 1. 1'in karesi 1 toplam 2. 2'yi götürecek bir ifade lazım bana. Ama 2'nin karesi... Ha hocam keşke şunun altında kök 2 olsaydı. Ama yok. O zaman ne oluyordu? Bu kök 2 olsaydı, bu kök 2 olsaydı. Ah o kök 2. O zaman senin ifaden bak dikkat et. I çarpı pi bölü 4 olurdu Muhammed. Öğlere göre açarsan nedir Muhammed? Kosinüs pi bölü 4 artı i sinüs pi bölü 4 olurdu Muhammed. Kosinüs pi bölü 4, kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Doğru mu? Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Sadeleştirsen zaten 1 bölü kök 2. Güzel. Burada. Bak parçala. 1 bölü kök 2 artı i bölü kök 2 Muhammed. O zaman artı i sinüs kök 2 bölü 2. Burada. İkimiz yok. Kim bize borç verecek? Kim verecek? Artistik yapmayacaksın. IMF benden borç istiyor. IMF'e gidiyoruz Muhammed. Borç almak üzere IMF. IMF. Sabit mi veriyor? Bir sabitim var. Arkadaş ya IMF'sen IMF'sin. Bak deprem oldu bu ülkede. Ver bakayım bize. Ey Michael versene borç var bir şarkı. Buradan ben bir kök ikili bir ifade alıyorum. I A eşittir. Eren 1 artı i değil mi? 1 artı a'yı bulduk artık. Artı kök 2'yi nasıl alıyorum? Elenli. Dolar bazında alıyorum. Elen kök 2. Elin oğlu bize boşuna borç vermez. Doğru mu? Aldığın şeyin bir ödemesi geldiği zaman ne yapacağım? Tekrar iade edeceğim. Doğru mu? He? Evet. Artık yeni bir sabit C1 kaldı. Pardon C aynen duruyor. Aldık verdik. IMF bizden borç istedi. Geri alacağız paramızı. Peki o zaman şu eleni getirip bu elenli işlem eksi olunca böyle olmuyor muydu? I A eşittir. Elen 1 artı i bölü kök 2 değil mi? Şu ikisini yaptım. Şu kaldı. Şu ikisi kaldı. Ona da yeni bir integrasyon sabri. C2 diyeyim ne olacak ki? İşte görüyor musun Muhammed? Bunu artık biliyorum ben. Bu ne? Bu. O zaman bu ifade artık neye eşit çıktı? I'yı yazıyorum Muhammed. A'sı yok. A'yı 1 olarak bulduk. Biliyoruz. I1 eşittir. Buna ne diyorum? Ln e üzeri i pi bölü 4. Ln e'sini götürür Muhammed. Artı C2 diyoruz. Doğru mu? Ama sorunun başında ne demiştim? Son olarak şurayı bir sıkıştıralım. Bak bu süper bir yöntem oldu. Böyle bir şey yok. Ben yaptım oldu. Şimdi I1 yazalım seninle. Şuraya I1'i tekrar yazalım. I1 eşittir Muhammed. I çarpı pi bölü 4 artı C2 bir keyfi sabit. Tamam. Şimdi
Sorunun başında ben, sorunun çözümünde neyi alacaktım Muhammed? Neyi alacaktım? Reel kısmını alacaktım, kompleks kısmını alacaktım. Ne demiştik biz? İmajiner kısım alınacak, kompleks kısım, doğru mu? Bakıyorum, iyili kısım pi bölü 4. Benim bu integralimin sonucu Muhammed Efendi pi bölü 4. Şimdi demesinler hoca atıyor. Yok, süper metot. Daha sade, daha yalın. Şimdi Muhammed, o zaman tahtayı silelim şurayı. Son olarak şunu da söyleyeyim, öyle kapatalım. Eğer bu integral size, nerede mavi? Mavi ile yazalım. Eğer bu integral size sıfırdan bire sinüs değil de kosinüs ln x bölü ln x dx şeklinde sorulsaydı cevap? Eksi yok. Sıfır. Sıfır. Bu zaten bu belli sınırlar altında bu zaten sıfırdır. Yani uçlar biliniyor ya, bu yoktur. Ama çünkü şu e üzeri şey i pi bölü 4'ten bir reel kısım gelmedi. Reel kısım gelmedi. Tamam mı? Pi'siz bir değer. C2 hani ya hocam o değil de seninki C2. Sıfır da sabit. C2 de sabit. X'e bir şey bağlı değil. A'ya da bağlı. Pi'li de değil. İsterseniz yapabilirsiniz. Çünkü bütün hepsinin toplamı i pi bölü 4 çıktı. Reel kısım gelmedi. Dolayısıyla ben buna sıfır diyorum. Ha hocam sen dedin diye olacak diye kaide mi var? Bakın bir araştırın bakayım. Dakika bilgisi. 27. Evet, her şey var. One minute var. Daha Davos'a gelmem var. Değil mi? IMF bizden borç istedi var. Vermedim. Hadi bakalım, teşekkür ederim.